Evet sevgili Eskişehir.net izleyicileri tekrardan merhabalar. Uzman programıyla karşınızdayız. Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Eskişehir Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Benli canlı yayın konuğumuz. Sayın Benli ile birlikte atık ve geri dönüşüm politikaları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyi misiniz? İyiyim ben. Çok sağ olun. Malum bayağı bir yoğunsunuz. Sayın Benli'yi bir aydır hemen çağırıyorum değil mi? Sağ olsun bugüne kısmetmiş. Davetimi kırmadı. Bugüne geldi. Evet, yoğun bir zamanında. Şimdi aslında tüm vatandaşları ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Geri dönüşüm nedir? Politikası nedir? Bu atığın evleri ve özellikle ekonomiyi ilgilendiren kısmına da değineceğiz spesifik konuda ve aynı zamanda ülke geneli ve özele indirgerek de Eskişehir'in atık durumundan da bahsedeceğiz Ömer Bey. Öncelikle biz sizi tanıyalım, ondan sonra konumuza devam edelim. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben 1974 Eskişehir doğumluyum. İlk orta, lise ve üniversite eğitimimi Eskişehir'de tamamladım. Tam tamına bir Eskişehirliyim yani. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 51 yıllık şirketin 2. kuşak yöneticisiyim. Maşallah. Baba mesleğimiz, geri dönüşüm. Eski ismiyle buna hurdacılık da diyorlar. Şimdi aslında bu son zamanda geri dönüşüm olarak adlandırılıyor. Bazı kelimelerin değişmesiyle birlikte. Evet, aynen. Yaklaşık 30 yıldır da sektörün içindeyim. Atıkla ilgili işimizi hep geliştirmeye çalıştık. 2000'li yıllardan sonra atık sektörünün değişik mecralarda daha ilerlediğini fark edince işimiz biraz hurdacılıktan geri dönüşüm sanayiye doğru evirdik ve 2001 yılında organize sanayi bölgesine taşındık. Organize sanayi bölgesinde geri dönüşüm işini yapan da Türkiye'de ilk firmalardan biriyiz. Şu anda ve 2005 yılından sonra da Türkiye'de Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları kapsamında da çok güzel çevre yasaları, yönetmelikleri yayınlandı. Biz de bu yönetmeliklere uyum sağlamak adına yatırımlarımızı bu yöne çevirdik. Şu anda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 ayrı parselde sadece atık üzerine değişik işlerimiz var. Ambalaj atığı geri dönüşüm işi yapıyoruz. Ahşap palet geri dönüşüm işi yapıyoruz. Kauçuk, araç lastikleri, kamyon lastiklerinden kauçuk park zeminleri üreten, karo park zeminleri üreten bir işletme tesisimiz var. En son da makine, atık ayırma tesisleri üreten bir makine. Hemen hemen her alanda da maşallah bayağı bir geliştirmişsiniz. Evet, yani biz gelişimimizi tamamen bu Avrupa neler yapıyor? Yönümüzü zaten 2005'ten sonra baktık Avrupa Birliği uyum yasaları nedir? Oraya doğru çevirdiniz diye baktığımızda yönümüzü oraya çevirdik. Ziyaretlerimizi o para yaptık. Fuarlar gezdik ve işlerimizi tamamen bu yöne doğru evirdik. Peki şunu soracağım, lafınızı balla kesiyorum. Bu alt başlıkları girdiğiniz için makine, kauçuktur, ambalajdır. Önümüzdeki süreçlerde başka alanlara yönelecek misiniz bu alt başlıklar dahilinde? Şu anda projeler? Hedefimizde şöyle bir şey var. Atıktan enerji konusu çok revaçta. Biyodizel dediğimiz mi yoksa farklı mı? Aslında vatandaşın en çok bildiği biyodizel. Biyodizel. Ama yani atıktan birçok şey enerji elde edebiliyor. Hemen hemen her türlü atıktan enerji elde edebiliyorsunuz. Bununla ilgili enerji yatırımlarımız olacak ilerleyen dönemde. Çünkü yani evlerden başlayayım o zaman. Nereden geliyor? Şimdi aslında üretim ve tüketim yapılan her yerden atık çıkıyor. Evden başlayalım. Evimizde her gün bir şeyler tüketiyoruz. Ve tükettiğimiz ürünlerin hemen hemen hepsinde bir ambalaj var. Marketten alıyoruz. Eskisi gibi artık köylerden bulgurumuz çuvalla gelmiyor. Bu sebeple ambalaj atıkları müthiş şekilde çıkıyor. Bu oran günlük evimizde çıkan atık miktarının yaklaşık %20'si civarında. Bu kiloca. Hacmen %45'ler civarında. Bunları ayırma düşüncesi 2005 yılında başladı. Türkiye'de Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte. Evlerden ayırma işlemlerine de biz de 2006 yılında Odunpazarı Belediyesi ile anlaşma yaptık. 2006 yılında. Evet, başladık. Halen de toplamaya devam ediyoruz. İşte görmüş olduğunuz o yeşil torbaları biz topluyoruz. Evlerde herkes, yani her bir birey Türkiye TÜİK ortalamasına göre çalışmasına göre 1.17 kilo her gün bir kişi bir çöp üretiyor. 1.17 evet. Kilo her gün bir kişinin ürettiği çöp miktarı. Yani evde 4 kişi yaşıyorsa yaklaşık olarak 4,5-5 kilo atık üretiyoruz. Bu da yaklaşık olarak yıllık 400-450 kilo civarında bir çöp üretiyor bir kişi. Bu çöpler ne oluyor diye baktığımızda müthiş bir enerji ve ekonomi ihtiva ediyor. Neler var bunun içerisinde? Kağıtlar, plastikler, şampuan şişeleri, konserve kutuları, had safhada zaten. Evet, pet şişeler, kompozit kutular, süt şişeleri. Bunların hepsinin bir ekonomik değeri var. Biz bunları evlerde vatandaşlara diyoruz ki organik atıklardan ayırın. Yani yemek atıklarından ayırın. Yemek atıklarından ayırdığınız zaman bunlar bir ekonomik değer oluyor. Neler oluyor bunlar? Kağıtlar tekrar kağıt fabrikasına gidiyor. Kağıt fabrikasında tekrar ürün haline geliyor. Kağıt bobin haline geliyor ve tekrar ekonomiye kazanıyor. Plastikler biliyorsunuz zaten petrolden yapılıyor ve petrol paketi bir ülkeyiz. Onları tekrar plastik olarak granüller haline geliyor. Ekonomik anlamda aslında çok fazla verimi oluyor. Aynen. Kesinlikle. Pet şişeler tekrar plastik olabiliyor ya da bunlardan elyaf yapılabiliyor. Mesela yastıkların içerisindeki elyaf veya kapitonelerin içerisindeki elyaflar petlerden oluyor. Metal zaten çok kıymetli bir ürün biliyorsunuz. Konserve kutunuzu, yağ tenekenizi çöpün içine attığınız zaman aslında ithal edilen bir ürünü çöpe atmış oluyorsunuz. Türkiye'de bu oran Eskişehir bazında söyleyeyim. Eskişehir'de yaklaşık 800-850 bin kişi yaşıyor. 1.17 ile çarparsak yaklaşık olarak günde 1000 ton bir çöp çıkıyor. Yani yaklaşık olarak yaklaşık 100 kamyon civarında bir çöp aracı her gün çöp sahasına gidiyor. Bunları tekrar geri kazanmak mümkün ama evlerde ayırmak suretiyle. Bu ambalaj atıkları tarafında ekonomik değeri olan tarafı. Bunları zaten içinden ayırdığınız zaman evinizde ambalaj atıklarınızı tam olarak ayırdığınızda zaten hacmen büyük bir oranda yer kaplayan ambalaj atıklarını zaten ayırmış ve geriye kalan organik atıklar kalıyor. Yemek atıklarınız, portakal kabuğu, elma koçanı gibi atıkları bırakmış oluyorsunuz. Onlar çok fazla yer kaplamıyor. Bunlardan ne oluyor? Bunlar depolama sahalarına gidiyor. Avrupa'da bu ne yapılıyor onu söyleyeyim ilk önce. Avrupa'da bunlar tekrardan içindeki enerjisi alınarak enerji elde ediliyor ve kalan posasından da gıdaları, gübre elde ediliyor. Tabii, gübre elde. Organik gübre oluyor aslında bu. Yani Avrupa kimyasal gübreyi ülkemize satıyor. Kendileri organik gübre kullanıyor. Boşuna demiyoruz değil mi? Avrupa'ya çevirdik bu alandaki yönümüzü. Evet. Onlardan hani bir çalışmaları takip ederek ona göre bir aslında kendi bildiklerimizi de harmanlıyoruz. Peki bir şey soracağım. Lafınızı unutmayın. Vatandaşlar bu konuda bilinçli mi ülkemizde? O bazda konuşursak tamam geri dönüşüm kutuları var her yerde ama gerçekten dikkat ediyor muyuz? Ben çok denk geliyorum. Mesela kağıt kutusu oluyor, içine cam atılmış. Cam kutusu oluyor, içine pil atılmış. İşte gıda oluyor, başka şeyler atılmış. Bunlara gerçekten dikkat ediyor muyuz? Aslında vatandaşımız bu işi yapmaya hevesli. Hevesli olan kısım var. Duyarlı olan kısım var. Bir de hani bu işi zor gördüğü için yapmayan kesim var. Bilinçsizlik mi var acaba hani bu konuda? Aslında hani biraz denetimsizlik var diyelim. Denetimsizlik. Yani ülkemizde yasalar çok güzel ama uygulamaya gelince, sahaya inince teoride iyi ama pratikte biraz zor oluyor. Avrupa'da bu iş nasıl yürüyor? Yine onu da söyleyeyim. Avrupa'da yaptığınız her hatanın bir cezası var. Bir bedeli var. Yani atıkları birbirinden ayırmak zorundasınız. Birbirinden ayırmadığınız zaman ceza yiyorsunuz. Ve çok ciddi cezalar bunlar. Ve sadece parasal cezayla da kalmıyor. Yani bunlar sizin sicilinizde işleniyor. İleride bunlar sizin önünüze çıkabiliyor yaptığınız hatalar. Biz ülkemizde bunu ceza yöntemiyle çözebileceğimize inanıyorum. Ben her zaman bir eğitim, evet eğitim olmazsa olmaz kurallardan birisi ama aynı zamanda ceza uygulamasının da uygulanmadığı bir caydırıcılığı olması lazım en azından. Aynen. İşte nasıl kırmızı ışığı hep konuşuyoruz, trafikteki yapılan hatalara cezaların olmadığında insanların neler yaptığını görebiliyorsak bunda da aynı durum söz konusu. Ama vatandaşımızda çok ciddi bir bilinç var. Biz 2006 yılından beri toplama yapıyoruz. Eskişehir bu konuda şanslı bir şehir aslında. Yine bilinç düzeyi yüksek değil mi? Duyarlılığı yüksek. Yani diğer şehirlere göre çok daha yüksek ama insanlara tabii dediğim gibi biraz eğitim, denetimle birlikte bunların hepsini toplayabileceğimize inanıyoruz ve ben isterseniz biraz ekonomik tarafından bahsedeyim. Tamam, onu da evlerde toplanan atık. Şimdi günlük Türkiye'de 80-85 milyon hatta misafir vatandaşlarımızla birlikte 85 milyona varan bir vatandaşımız yaşıyor. Bunun biraz önce bahsettiğim bir kişi 1.14 kilo çöp üretiyor. 1.17-1.14 arasında bir çöp üretiyor. Bunu çarptığımız zaman günde Türkiye'de 100 bin ton çöp çıkıyor. Şimdi bu 100 bin ton çöpün ortalama günlük 110 tane olimpik havuz doldurabiliyor. Günlük çıkan 100 bin çöp. Ton 110 tane olimpik havuzu doldurabilecek kadar çöp çıkıyor. Şimdi bunların 100 bin ton çöpün içerisinde yaklaşık olarak %20 dedik. Kaynakla ayırdığımız zaman kağıtlar çöpün içerisine girmediği zaman suyla buluşmadığı zaman değerlenebiliyor. Ama çöpün içerisine attığımız zaman kağıtlar olduğu gibi eriyor, artık bir işe yaramıyor. Ama plastikleri, camları tekrar kurtarabiliyoruz. Yaklaşık olarak biz bundan 7,5 milyar TL'lik bir atığı çöpe atmış oluyoruz. Şimdi bu atık değeri 7,5 milyar TL'lik. Evet. Ben ekonomik tarafına bakayım. Bunun içerisinde plastikler, camlar, metaller var demiştik zaten. 7,5 milyar atık değeri. Bunu işlediğiniz zaman yarı mamul haline geliyor. Bu 15 milyar TL oluyor. Bunu bir nihai ürüne çevirdiğiniz zaman bu rakam 30-40 milyar TL'lere çıkabiliyor. Bunun bir de hani tamamen hepsini atıkların toplayıp da ekonomiye döndürdüğümüzde bunun bir de tabii makine endüstrisi istihdamını, çarpan etkisini hesap ettiğimizde aslında 100 milyar TL'lik bir kayıptan bahsedebiliriz rahatlıkla. Yani bunu tabii işi rakamları döktüğümüz zaman aslında feci bir maliyet sıkıntısı oluyor değil mi? Yani zararı oluyor. Aynen. Ekonomik bağlamda. Şimdi bir de bunları içerisindeki değerlenebilir atıkları ve yanabilecek atıkları ayırmadığınız sürece o organik atıkları da değerlendiremiyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim. Dediniz ya Avrupa kimyasal gübreyi bize satıyor ama kendisi organik, işte meyvenin posasını falan kullanıyor demiştiniz işte en son. Evet, işte onlar da gübre olmuyor Türkiye'de. Yani kompost hale gelmiyor. Giriyor. Hepsi gömülüyor. Şimdi bunları gömmek için de bir para harcıyoruz. Onlar için işte tekrar sıkıştırma yapılıyor. İşte bunlar için bir beton sahalar yapılıyor. Çok büyük sahalar. Bunlar çok büyük maliyetler. 10-15 milyon TL'den başlıyor depolama sahası. Ama atık Avrupa bunların hepsini sıfırlamış durumda. Yani Avrupa, yani gelişmiş ülkeler diyeyim daha doğrusu, bunların %70'ini tekrar geri kazanabiliyor. Ekonomisine tekrar geri kurtarıyor. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Almanya'nın 5 Haziran Çevre Günü'nde enerji kaynağının %70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından yaptığını biliyoruz. Rüzgar, güneş, hidroelektrik, işte atıktan enerji, jeotermal, bütün işte yenilenebilir enerji kaynaklarının hemen hepsini kullanarak %70'ine kadar ulaştıklarını biliyoruz ve bunu özellikle de deklare ediyorlar. Biz şu anda neredeyiz? Şu anda biz daha çok gerideyiz. Çok mu gerideyiz? %1'ler, 2'ler, 3'ler, 5'lerden bahsediyoruz. Onu soracaktım ben. Çok güzel yani anlatıyoruz. Evet, çok güzel işler çıkartıyorsunuz ama işte mesela atıktan enerji, yenilenebilir kaynak ve şu an yaşadığımız İklim krizi çerçevesinde aslında hepimizi ilgilendiren ve zararının bize de dokunduğu bir şeyden bahsediyoruz, olgudan bahsediyoruz. Atıktan enerji dedik mesela, biyodizel dedik, atıktan enerji üretmek. Hatta şöyle de bir şey var, şimdi gelişmiş ülkeler kendi atıklarını az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere satıyor diye bir şey var. Artık dünyada biliniyor. Belli başlı ülkeler alıyor. Şu anda Türkiye'de de çok yoğun bir şekilde medyada görüyorsunuz. Türkiye'de de medyada yoğun bir şekilde görüyoruz. Onunla ilgili de bir yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi şöyle, Türkiye'de bunun aslında başlangıcı nereden geldi? Çin hükümeti Avrupa'nın atıklarını alıyordu. 2011 yılına kadar. 2011 yılında Çin hükümeti artık dedi ki ben Avrupa'nın karışık çöplerini almak istemiyorum. Avrupa tabii her ne kadar detayına ayırmış olarak görseniz bile bunları tesislerde iyice ayırmak işlerine gelmediği için balyalayıp karışık vaziyette Çin'e gönderiyorlardı. Yani kalitesi düşük. Yani %100 kağıt, %100 plastik, %100 metal, cam şeklinde değil. Karışık gönderiyorlardı. Çin hükümeti 2011 yılında Green Fence, yani yeşil çit gibi bir anlama gelen bir bariyer koydu. Yeşil bariyer anlamına gelen. Ben dedi artık Avrupa'nın çöpçüsü değilim, çöp alanı değilim dedi. Bana göndereceğiniz ayrılmış ürünün temizliği, saflığı %99 olacak dedi. Ama Avrupa'da bu atıkları ayırabilecek tesislerin modernizasyonu buna uygun değil. Hemen modernizasyon yapma şansları da yok. Ellerinde kaldı atıklar. Şu anda İtalya'da milyarlarca ton, Avrupa'da milyarlarca ton atıklar Türkiye'ye gelmeye uğraşıyor. Böyle olunca bizim ülkemizde tabii girişimci sanayicimiz çok fazla. Zaten bir şeyimiz var, altyapımız var, atık endüstrisi, sanayimiz var, endüstriyel atıktan çıkan veya sokak toplayıcıların topladığı atıkları toplayıp da ekonomiye döndüren birçok sanayicimiz var. Bunların kapasiteleri 4 katına, 5 katına, 10 katına çıktı. Yurt dışından atık gelmeye başlayınca. Bununla ilgili mesela bir rakam verebilirim. Yani. Mesela 2010 yılında yurt dışından ithal edilen plastik miktarı 23.260 ton iken 2018 yılında 436.910 tona çıkmış. Bu sene ki rakamlar ilk 6 aylık rakamlarda 250.000 ton yani 500.000 tonlara çıkmış durumda. Yani 20 katlara çıkmış durumda. Aslında bu neyi gösteriyor? Ülkemiz içerisindeki plastik ihtiyacının çok olduğunu gösteriyor. Şimdi bir taraftan da bakıyorsunuz her gün de plastiği çöpe atıyoruz. Biraz önce bahsettim. Pet şişedir en basitinden. Yani evimizde çok net ayrım yapmıyoruz ve bunu da kapımızın önünden gelip alan bir belediye hizmeti de Türkiye'nin her yerinde yok. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaşlarımız bu konuda biraz şanslı olabilir. Biraz bizden sebep, biraz belediyemizden sebep. Evet. Bu sebepten dolayı Türkiye'de bu atıkları da çöpe döküyoruz ama bir taraftan da yurt dışından bu atıkları ülkemize getiriyoruz. Yani burada bir tezat var. Kısır bir döngü var aslında değil mi? Yani işte biraz önce bahsettiğim günlük 100.000 ton çöpten bahsediyoruz. Bunun içerisinde %20 değerlenebilir atık ürün bakanlığın verilerinden aldığım rakamlardır bunlar. 20.000 ton atığı çöpe döküyoruz. Milyarlarla da bahsettiğim 100 milyarlık bir ekonomiden bahsettim. Her yıl 100 milyar çöpe döküyoruz. Bir taraftan da işte 10, 20, 30 milyarlık neyse atık ithal ediyoruz. Çünkü onları da işledikten sonra nihai ürüne çeviren birçok tesis var. Yani demek ki ihtiyaç var. Şimdi bu taraftan baktığımızda atığın içerisinde plastiklerin hepsini ayırmış olsak 2 milyon ton plastik var. Aslında biz 2 milyon ton plastiği çöpe atıyoruz. 436 bin tonu da dışarıdan ithal ediyoruz. Aslında biz çöpümüz içerisinden atığı kaynağında ayırsak dışarıdan ithalat yapmamıza gerek yok. Hatta bunun 4 katı da hatta 5 katı da atıkta, çöpte. Karımızda olur ekonomik anlamda. Yani bunları ihracat da yapılıyor. Şimdi bunlar plastikler işlendikten sonra tekrar yurt dışına ya yarı mamul olarak granür dediğimiz ürün olarak yurt dışına gidiyor veya nihai ürün olarak sanayicilerimiz bunu bir şekilde yurt dışına pazarlıyorlar. Evet. İhracatımız artırıyor. Yani dış ticaret açığımızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Enerji açığına da geleceğim şimdi. Bu plastik tarafı. Kağıt tarafında da aynı şey söz konusu. Yani kağıt rakamları şu anda önümde yok ama kağıt tonajları da yaklaşık 1 milyon tonlara yaklaştı. Yıllık ithal ettiğimiz kağıt miktarı. Ama şimdi evinizde düşünün her gün kağıdı buruşturup atıyorsunuz çöpe. Yani burada bir tezat var. Biz şöyle söylüyoruz. Atık ithalatına karşıyız. Evet karşıyız ama sanayicimizin ihtiyacı olan ham maddeyi Türkiye'de bulamıyorsa dışarıdan getirmesine de serbest ticaret anlaşmalarından serbest piyasaya da müdahil olmak doğru değil. Şöyle yapmak gerekiyor. Çevre Bakanlığımızın önderliğinde bu işin tamamen sahaya yayılması gerekiyor. Tüm Türkiye'de ambalaj atıklarının kaynağında toplanması gerekiyor. İşte bunun için iyi bir denetlenme ve çalışma gerekiyor. Belediyelere çok görev düşüyor. Belediyelere, yönetimlere çok iş düşüyor. Çevre Bakanlığımıza bu konuda çok görev düşüyor. Ve ülkemizde biraz önce de bahsettim. Yani bunlarla ilgili kanunlar, yönetmelikler Avrupa standartlarında. İşte 2005 yılında hani o Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde heyecanlı olduğu dönemlerde çok güzel yönetmelikler çıktı. Çok güzel kanunlar çıktı. Hatta çevre kanunumuz daha bu sene değişti. Biliyorsunuz çöp poşetlerine 25 kuruş alınan maddenin geçtiği kanun daha bu sene değişti. Çok güzel maddeler yayınlandı orada. Yani onun için bizim aslında bir eksiğimiz yok. Sadece uygulama eksiğimiz var. Bu ham madde tarafında, plastik atık, kağıt atık tarafında. Bir de bir taraftan baktığımızda şöyle bir rakam söyleyebilirim size. 100 ton çöpten 1 megawatt elektrik üretebiliyorsunuz. 100 ton çöpten. 100 ton çöpten 1 megawatt elektrik üretiyorsunuz. Günlük 87.000 ton çöp dedim ama 100.000 ton civarlarında bu. Ben öyle hesap ettim. Her kişi 1 kilo çöp üretiyor diye düşündüm. Küçülatını attım. 870.000 megawatt elektrik üretebiliriz. Bunu yıla çarptığımızda 317 milyon megawatt elektrik üretebiliriz. Yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji destekleriyle bunu çarptığımızda $133 biliyorsunuz. Yenilenebilir enerji kaynak destekleme mekanizmasına da. Bunu soktuğumuzda rakam ne çıkıyor biliyor musunuz? 42 milyarlık bir enerji kaybından bahsediyoruz. Hadi destekleme rakamından vazgeçelim. Konutlarda kullandığımız elektrik rakamından çarparak hesap etsek en az 20 milyarlık bir enerji kaybımız var. Türkiye'de çöpe atılan atıklardan sebep. 20 milyardan bahsediyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumunu ön plana koyduğumuzda bir taraftan da her gün çöpe döküyoruz. Bilemiyorum artık. Mesela çok güzel anlattınız. Vatandaşlar da iyi bir şekilde anlamıştır. Dediniz hani plastiği atıyoruz çöpe. Her gün atıyoruz zaten. Pet şişe olsun işte pipet olsun her şey. Plastik şimdi hemen hemen. Ama bir de ithal ediyoruz. Öyle de bir şey var. İşte kısır döngü dedik ya. Bir de ben çok üzülüyorum. Böyle kitap atıyorlar tonlarca, direkt çöpe atıyorlar. Kağıt konusunda bence biraz daha da bilinçli olmamızda fayda var diye düşünüyorum ben. Yani kağıt geri dönüşümlerini atmak lazım diye düşünüyorum. Ben sizi tebrik ederim bu arada. Basılı derginizi gördüm. Ha, evet, teşekkür ederiz. Basılı yayınınızı gördüm. Bunu geri dönüşümlü kağıttan yapmışsınız. Evet. Tebrik ederim. O gördüğünüz birinci hamur kağıtlar direkt selülozdan yapılıyor. Hı hı. Ve dünyada da selüloz daha çok böyle Finlandiya'dan gelir. Aslında direkt ağaçtan yapılır. Bu tekrar geri dönüştürülmüş kağıttan yapılan bir çevreci bir anlayışınızı takdir ettim. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O görmüş olduğumuz kitaplar direkt kağıttan, ağaçtan yapıldığı için aslında onu çöpe attığımızda ağacı kesip çöpe atmış oluyorsunuz. Yani hemen bir geri dönüşüme atsak, yani dikkat etsek. Her yerde de olmuyor işte kağıdın şey, işte biraz da bilinç diyorum ya okulda. Dikkat etmek lazım. Şöyle yapmak lazım. Ben buradan sevgili vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Lütfen. Belediyelerini zorlasınlar. Kapıların önlerinde kutuları yoksa, bir atık materyalleri yoksa, toplama mekanizmaları yoksa, ki bunu belediyeler vermekte mecburiyetinde değil aslında. Yani her yere konteyner koyup çevre kirliliği yaratmanın bir anlamı yok. Evinizde bir atığınız çıkıyorsa, yani tanesi 20 kuruşa, 15 kuruşa marketlerden poşetler alıp içerisine geri dönüştürülebilir plastik, kağıt, metal, cam, bunların hepsini ayrı ayrı ayırmanıza gerek yok. Aynı torbaya hepsini aynı torbaya atabilirsiniz. Çünkü artık Türkiye'de de bunların hepsini karışık vaziyette ayırabilen teknolojiler üretilmeye başladı ki biz bunun üretimlerini de yapıyoruz şu anda, ama Avrupa da böyle yapıyor. Karışık toplanıyor. Onlar tekrar tek tesiste ayrılıyor. Bunları poşetlerin içerisinde biriktirip belediyenin belirlemiş olduğu günler varsa, o günlerde, yoksa beyaz masalar, mavi masalar, neyse o masalara her gün arayarak bunları aldırmanız gerekiyor. Diğer organik atıklarda en azından ilerleyen dönemde Türkiye'de yatırımlar bu noktaya gelecek. Enerjiye dönme şansı olabilir. Ben vatandaşlarıma böyle bir sorumluluk yüklüyorum. Belediyenizi zorlayın. Atıkları kapınızın önüne koyduğunuz zaman zaten sokak toplayıcıları da bir şekilde illegal topluyorlar. Onlara da aslında biraz... Kimisi karıştırıyor, dağıtıyor falan zaten. Evet, onlara da değinmek lazım aslında. Bu sistemin belediyeler önderliğinde sistematik bir şekilde toplanması gerekiyor. Yani vatandaş her canı istediğinde kapının önüne atık koyarak istediği zaman da alınmasını bekleyemez. Avrupa'da böyle bir şey yok. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Yani Japonya örnek vereyim. Japonya'da 15 günde bir çıkıyor çöp. 15 günde bir. Tabii geri dönüşümlü atıklarınızı, dönüşebilen atıklarınızı atık getirme merkezlerine, mesafesi ne kadardır bilmiyorum. Belki 1 kilometredir, belki 100 metredir. Oraya kendiniz götürüp tek tek bunları ayırmak zorundasınız. Japonya çok uç örnek. Ama bizim çok dikkat ediyorum. Belediyelerimizin şöyle bir anlayışı var. Vatandaş ne zaman kapının önüne çöp koysa bizim belediyemiz bu atığı alır diyor. Bunları toplamak için... Devamlı aslında belediyeler de uyarı yapıyor. Şu saatlerde çıkarın lütfen diye. Saatlere dikkat edin diye, ama işte... Kimse... O saatlerde çıkarmamız lazım, ama atıklarımızı, dönüşebilen atıklarımızı ayırıp da çıkarmamız lazım. Çöplerin çıkarıldığı saatte değil, belediyenin belirlemiş olduğu... Eğer belirlemediyse de o belediyenin, o saatini belirleme yetkisi tamamen vatandaştadır. Zorlamalarını rica ediyorum ben. Japonya örneği verdiğinizde ben de bir Almanya'dan örnek vereyim. Şimdi Almanya'da... Yani şu çok hoşuma gitti. Her evin önünde ayrı ayrı atık dönüştürme şeyleri var. Hani kağıt ayrı, işte cam ayrı, işte plastik ayrı. Her evde var ama istisnasız. Büyük büyük atık kutuları var. O benim çok hoşuma gitti. Keşke mi biraz daha ülkemize de yaygınlaşsa diye düşünüyorum ben. İşte dediğim gibi politikaları geliştirerek vatandaşlarımızın zorlamasını sağlayarak belediyelerimizin de önderliğinde bu işi yapabileceğimize inanıyorum. Ekonomik kayıplarını anlattım. Çevresel boyutlarına hiç girmedim. Aslında yani hep ekonomi olmadan çevre olmuyor. Yani birbiriyle aslında bağlantılı. Yani biraz beni böyle söyleyince farklı anlayanlar olabilir, ama çevre zaten öncelikli. Yani bu dünya bizim torunlarımıza emanet olarak teslim edeceğimiz bir ortam. Onun için çevreyi zaten hiç konuşmadım bile, çevre kaybını. İşte balıkların içerisinde işte bulunan plastik atıklarını, denizlerdeki onu zaten artık bilmeyen yoktur. Bilmeyen de varsa ne diyeyim. Yani bunlar artık zaten dünyanın gündeminde, bilmesi gereken ve dikkat etmemiz de gereken bir sürü. Çünkü gelecek kuşaklara ait bu dünya ve bizim de bunlara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, doğru. Çok sağ olun. Şimdi birazdan yayını sonlandıracağım. Var mıdır son olarak eklemek istedikleriniz? Hemen hemen her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Atık üzerinde sizin soracağınız bir şey varsa, çok rakam var. Yani bunları paylaşmaya kalksak çok uzun sürer, ama özetle ben evlerimizde atığımızı ayıralım. Ülkemizi ekonomik anlamda da rahatlatalım. Yani bu söylediğim rakamlarda milyarlar üzerinde ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacak rakamlar. Benim söyleyeceklerim hemen hemen. Bir de son olarak şunu sorayım o zaman. Peki bu gençler özellikle bu konu duyarlı olsun diye seminerler falan veriliyor mu? Akademik çok, camia olsun, diğer bağımsız platformlar olsun, dernekleri olsun var mıdır? Şöyle onlar aslında çalışmalar. Biz şirket olarak belediyemizde çok okul gezdik. Hı hı. Özellikle çünkü çocuklar 3. sınıf çocukları tam algıya ve eğitime en müsait zamanları ve biz 3. sınıf çocukların hepsine bir de şeyimiz vardı, bir karakterimiz vardı. Buka Çocuk Kulübü diye bir kulübümüz vardı. Bütün çocuklara biz bu eğitimleri verdik. Üniversite çağına gelen çocuklara eğitim vermenin bir anlamı yok. Hı hı. Yani gelişmiş ülkelerde bunlar çocukluktan eğitiliyor ve bir kültür haline geliyor. Yani insanlar orada atığı çöpe, yani değerlenebilir atığı çöpe atmanın ne demek olduğunu bilmiyor bile. Böyle bir şeyi hayal bile edemiyor. Biz okullarda bu eğitimleri yaptık. Çok güzel. Karşılığını da bulduk. Çünkü çocuğu eğittiğiniz zaman evde annesine babasına da çöp attırmıyor. Evet. Yani onun için biz çocukları değerlendirerek yola çıktık. Ama süreklilik sağlayamadık açıkçası. Yani bu da biraz aslında hani belediyelerin politikalarından kaynaklı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde devam edersiniz. Hani bir sıkıntılar atlatılır. Süreç belki kaldığı yerden devam eder. Evet, yani ülkemizde hep böyle inişli çıkışlı bazen o dönemlerden geçiyoruz. Anlayışlar ve politikalar sebebiyle çok da ilerletemiyoruz. Benim söyleyeceklerim. Evet, çok sağ olun. Tekrardan teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ömer Benli canlı yayın konuğumuzu Sayın Benli ile birlikte atık ve geri dönüşüm politikaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrardan uzman programımızda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.